Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu kausale Zusammenhänge, yani nedensel bağlam. Bunun ikincisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Güzel Türkçemizde bu sebepten anlamına gelen deshalb, deswegen, daher, denn, aus diesem Grund ile ilgili cümleleri bir inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Burada bir cümlenin üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu iki cümle, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde olan iki cümleyi inceleyeceğiz ve bunları kullanıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle cümlemizi bir okuyalım, anlamlandıralım. Onun ardından bunların ne gibi fonksiyonları var, ne şekilde kullanılıyor bunu bir inceleyelim. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Evet, letztes Jahr, geçen yıl yaz mevsimi nasılmış? Sehr trocken, çok kuruydu, değil mi? Kurak geçti anlamında. Viele Flüsse und Seen trockneten aus. Austrocknen, kurumak demek arkadaşlar, ayrılabilir bir fiil bu. Trockneten aus, bakın burada viele Flüsse, birçok nehir und Seen, göl, göller anlamında, birçok nehirler, birçok göller gibi birebir çevirebiliriz arkadaşlar. Çünkü Almanca'da bu çoğul olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla birçok göl, birçok birçok nehir, birçok göl, viele Flüsse und Seen trockneten aus. Demek ki birçok nehir, birçok göl ne olmuş? Kurumuş. Bu geçen sene de ne olmuş? Geçen sene yaz ayları çok kurak geçmiş. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne diyeceğim? Öncelikle bir deshalb ile ilgili olan cümlemizi bir inceleyelim. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Geçen yıl yaz kuru geçti. Yani kurak geçti anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın virgülle ayırıyorum ve deshalb trockneten viele Flüsse und Seen aus. Evet, ayrılabilir fiil olduğu için arkadaşlar ne oldu? Ön takı cümlenin sonuna gitti. Burada dikkat etmem gereken ne? Cümleyi verdikten sonra bakın burada ne var? Neden bir neden sonuç ilişkisi var? Dolayısıyla geçen sene yaz mevsimi kurak geçtiğinden ne oldu? Birçok nehir ve göl kurudu demiş oluyoruz. Dolayısıyla letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deshalb trockneten viele Flüsse und Seen aus. Bakın, deshalb yerine ben deswegen de kullanabilirdim deshalb yerine. Burada herhangi bir anlam kayması olmayacaktı. Gene aynı anlama geliyor. Bakın, deshalb yerine deswegen gelmiş. Bunu bir inceleyelim. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deswegen trockneten viele Flüsse und Seen aus. Bakın ne oldu? Gene neden sonuç ilişkisi, her şey yerli yerinde duruyor. Deshalb yerine ne oldu? Deswegen girmiş oldu. Değil mi devreye? Şimdi den ile ilgili olan cümleye bir bakalım. Bunların hepsinin anlamı aynı arkadaşlar. Bu sebepten anlamına gelmiş oluyor. Peki den olduğunda ne olacak? Ona bir bakalım. Viele Flüsse und Seen trockneten aus. Bakın burada arkadaşlar sonuç var. Sonuç ne? Birçok nehir ve göl kurudu. Şundan dolayı diye ne yapacağım? Neden sonucu dile getireceğim. Bakın sonuç burada ortada. Viele Flüsse und Seen trockneten aus. Denn der Sommer war letztes Jahr sehr trocken. Bakın buradaki sebep ne? Çünkü geçen sene yaz mevsimi kurak geçti demiş oluyoruz. Dolayısıyla bakın burada sonuç ve bunun sebebi dile getirilmiş oluyor. Denden sonra demek ki sebep dile getirilmiş oluyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Viele Flüsse ile başlanmış oldu. Yani buradaki ikinci cümleyle başlamış olduk. Bu durumda viele Flüsse und Seen trockneten aus, denn der Sommer war letztes Jahr sehr trocken demiş oluyoruz. Peki aus diesem Grund, bakın bunların hepsi güzel Türkçemizde aynı anlama geliyor. Bu sebepten demiş oluyorum. Aus diesem Grund, Grund bundan dolayı
anlamına geliyor arkadaşlar. Aus diesem Grund, bu sebepten, bundan dolayı anlamında. Ona bir bakalım. Ne diyor? Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Punkt. Noktayı koymuşum. Ne diyor? Geçen sene yaz mevsimi çok kuraktı. Noktayı koydum. Bu sebepten diyeceğim. İkinci cümlem aus diesem Grund ile başlıyor. Bu sebepten dolayı şeklinde ne yapıyor? İkinci cümle başlıyor. Aus diesem Grund trockneten viele Flüsse und Seen aus. Bakın gayet olağan bir cümle. Ne olmuş? Aus diesem Grund, bu sebepten dolayı eylemim geliyor. Her şey yerli yerinde. Aus diesem Grund trockneten viele Flüsse und Seen aus. Aus ayrılabilir fiil olduğu için ön takı ne oldu? Gitmesi gereken yere gitti. Nereye gitti? Cümlenin sonuna gitmiş oldu. Dolayısıyla aus diesem Grund'lu cümle bu şekilde ifade ediliyor. Noktayı koyuyorum ve aus diesem Grund ile ne yapmış oluyorum? Sonucu göstermiş oluyorum. Yani burada bir neden var. Sonucunda da ne oluyor? Nehirler ve göller kuruyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla baktığımızda letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Aus diesem Grund trockneten viele Flüsse und Seen aus demiş oluyoruz. Bir de daher'lı bir cümle kuralım dilerseniz. Daher bu da gene aynı anlamda. Bundan dolayı anlamında. Dolayısıyla bakalım. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Daher trockneten viele Flüsse und Seen aus. Fark ettiyseniz arkadaşlar daher, deswegen, deshalb fonksiyon olarak aynı. Sadece ne yapmışız? Deswegen yerine ya da deshalb yerine daher konulmuş. Herhangi bir cümle, diğer cümlelerin öğelerinde herhangi bir yer değiştirme söz konusu değil. Ne oluyor? Sadece o daher araya girmiş değil mi? Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Virgülümle ayırıyorum. Daher trockneten viele Flüsse und Seen aus demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Viele Flüsse und Seen trockneten aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Viele Flüsse und Seen trockneten aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deshalb trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deshalb trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deswegen trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken, deswegen trockneten viele Flüsse und Seen aus. Viele Flüsse und Seen trockneten aus, denn der Sommer war letztes Jahr sehr trocken. Viele Flüsse und Seen trockneten aus, denn der Sommer war letztes Jahr sehr trocken. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Aus diesem Grund trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Aus diesem Grund trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Daher trockneten viele Flüsse und Seen aus. Letztes Jahr war der Sommer sehr trocken. Daher trockneten viele Flüsse und Seen aus. Diğer örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Es gab viel zu wenig Wasser. Oldukça az, çok çok az anlamına gelen viel zu wenig yapısını görüyoruz arkadaşlar. Burada az olma durumunu altını çizmiş oluyoruz değil mi? Viel zu wenig diyerek. Zu wenig dediğimizde az su vardı demiş olurduk. Viel zu wenig denildiğinde neredeyse bitmek üzere olan su kastedilmiş oluyor. Viele Pflanzen gingen ein. Pflanzen, viele Pflanzen arkadaşlar birçok bitki. Ein gehen ayrılabilir fiilini görüyoruz arkadaşlar. Ein gehen ölmek demek.
bitkilerin ölmesi. Şimdi biz Almanca'da viele Pflanzen sterben, starben demeyiz. Çünkü güzel Türkçe'de biz ne deriz? Birçok bitki öldü deriz, değil mi? Bitti, tükendi, sarardı, soldu anlamında öldü deriz. Ancak Almanca'da eingehen kullanılıyor. Yani bu ayrılabilir fiil kullanılıyor. Dolayısıyla birçok bitki öldü dediğimde demek ki viele Pflanzen gingen ein demiş oluyoruz. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde dilerseniz deshalb'le bir araya getirelim. Ne diyor cümlemiz? Es gab viel zu wenig Wasser, deshalb gingen viele Pflanzen ein. Çok çok az su vardı. Bu sebepten ne oldu? Birçok bitki öldü demiş oluyorum. Dolayısıyla deshalb'le bir araya getirdiğimde ne yapıyormuşum? Buradaki cümleyi tekrar buraya taşıyorum ve deshalb'la bir araya getiriyorum ve es gab viel zu wenig Wasser, deshalb gingen viele Pflanzen ein demiş oluyoruz. Bunu deswegen ile yapacak olsaydık ne olurdu arkadaşlar? Cümlelerin öğeleri olduğu gibi yerinde duracak ve ne olacak? Sadece deshalb yerine deswegen girecek devreye. Bu durumda es gab viel zu wenig Wasser, deswegen gingen viele Pflanzen ein diyeceğiz. Bakın burada her şey yerli yerinde duruyor. Sadece ne olmuş? Deswegen, deshalb'in yerine geçmiş. Peki ben den ile kursaydım bu cümleyi. Bakın bunların hepsinin anlamı aynı. Bu sebepten anlamına geliyor. Den'e baktığımızda bakın nasıl başlıyor cümle? Viele Pflanzen gingen ein. Sonuçla başlıyor. Birçok bitki öldü. Neyden dolayı? Den es gab viel zu wenig Wasser. Çünkü diyor çok az su vardı. Değil mi? Den es gab viel zu wenig Wasser. Sonuç ve neden ortada. Dolayısıyla viele Pflanzen gingen ein. Den es gab viel zu wenig Wasser demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi aus diesem Grund ile inceleyelim. Aus diesem Grund neydi? Bu sebepten dolayı. Gene aynı anlamı arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Es gab viel zu wenig Wasser. Punkt. Çok az, çok çok az su vardı. Noktayı koydum. Bu sebepten dolayı aus diesem Grund gingen viele Pflanzen ein. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bu sebepten dolayı birçok bitki öldü. Dolayısıyla aus diesem Grund gingen viele Pflanzen ein demiş oluyoruz. Daher cümlesine bakalım. Daher cümlesinde ne oluyor arkadaşlar? Tıpkı deswegen gibi, tıpkı deshalb gibi bir fonksiyona bürünüyor daher. Ne olacak? Bakıyoruz gene. Es gab viel zu wenig Wasser. Daher gingen viele Pflanzen ein demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki tıpkı deswegen ve deshalb'da olduğu gibi ne yapıyormuşum? Daher bunların yerine geçmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es gab viel zu wenig Wasser. Viele Pflanzen gingen ein. Es gab viel zu wenig Wasser. Viele Pflanzen gingen ein. Es gab viel zu wenig Wasser, deshalb gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser, deshalb gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser, deswegen gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser, deswegen gingen viele Pflanzen ein. Viele Pflanzen gingen ein, denn es gab viel zu wenig Wasser. Viele Pflanzen gingen ein, denn es gab viel zu wenig Wasser. Es gab viel zu wenig Wasser. Aus diesem Grund gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser. Aus diesem Grund gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser. Daher gingen viele Pflanzen ein. Es gab viel zu wenig Wasser. Daher gingen viele Pflanzen ein. Sırada nämlich ve eben var arkadaşlar. Nämlich ya da eben
Tıpkı az önce görmüş olduğumuz deshalb gibi, deswegen gibi, aus diesem Grund, denn, daher gibi kelimelerle aynı anlama geliyor. Ancak yer olarak bulundukları yer farklı. Dolayısıyla dilerseniz bunları bir inceleyelim. Şimdi Jugendliche haben Geldprobleme. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Gençlerin ne problemi, ne sıkıntıları var? Para problemi, değil mi? Para sıkıntısı var gençlerin. Sie wissen nicht, wie man sparen muss. Neyi bilmiyorlar? Sparen neydi? Biriktirmek, değil mi? Para biriktirmek ya da sparen genel anlamıyla biriktirmek. Dolayısıyla nasıl para biriktirilir bilmiyorlar. Şimdi bu iki cümleyi ben nämlich ya da eben ikisinden birisiyle nasıl bağdaştırırım onu bir inceleyelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Öncelikle arkadaşlar Jugendliche haben Geldprobleme noktamı koyuyorum. Diğer cümleye başlıyorum. Sie wissen nämlich nicht, wie man sparen muss. Çünkü bilmiyorlar nasıl para biriktirileceğini deriz ya güzel Türkçe'de. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Nämlich ne olmuş? Burada eylemden hemen sonra gelmiş. Tıpkı bir pekiştireç gibi değil mi? Pekiştireç gibi. Sie wissen nämlich nicht, wie man sparen muss. Nasıl para biriktirilir? Bunu bilmediklerinden dolayı. Çünkü bilmiyorlar nasıl para biriktirileceğini demiş oluyor bu cümle. Tabi burada nämlich olmasaydı ne olurdu cümle? Sie wissen nicht, wie man sparen muss. Para nasıl biriktirilir bilmiyorlar. Ancak burada nämlich olduğunda ne oluyor? Bir pekiştireç gibi devreye giriyor. Ancak burada bir temellendirme var. Çünkü bilmiyorlar nasıl para biriktirileceğini demiş oluyoruz. Diğer cümleye bakalım. Bu sefer eben ile. Bakın ne oluyor? Aynı cümleyi buraya taşıyorum. Jugendliche haben Geldprobleme. Değil mi? Gençlerin para sıkıntıları var. Sie wissen eben nicht, wie man sparen muss. Bakın burada da gene bir temellendirme var. Nämlich yerine ne oldu? Eben devreye girdi. Sie wissen eben nicht, wie man sparen muss. Çünkü bilmiyorlar nasıl para biriktirileceğini demiş oluyoruz. Tabi bu cümleleri yaparken, kurarken bu bütün gençler için geçerli değil. O parasının kıymetini bilenlere, bu biriktirmeyi bilenlere tenzih ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz şimdi başka bir örneğe bakalım. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Das Produkt, ürün. Ausführlich, ayrıntılı. Getestet werden, evet. Getestet, testen adı üstünde test edilmeli, değil mi? Dolayısıyla ne diyor bu cümle? Ürünün daha, bakın noch, daha demek değil mi? Daha ne yapılması gerekiyor? Ayrıntılı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Diğer cümleye bakalım. Es ist noch nicht ausgereift. Ausreifen, reifen, ausreifen, olgunlaşmak. Yani son noktaya gelmesi. Reifen, ausreifen değil mi? Dolayısıyla ne diyor bu iki cümle? Ürünün daha ayrıntılı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Çünkü ürün ne olmuş arkadaşlar? Olgunlaşmamış diyeceğiz. Dolayısıyla biz bunu nämlich ve eben ile bir araya getirdiğimizde öncelikle bir nämlich ile bir araya getirelim. Ne oluyor? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyorum. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Punkt. Ne dedim? Ürünün düzenli bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Noktamı koydum. Şimdi ne yapıyorum? Nämlich ile devam edeceğim. Es ist nämlich noch nicht ausgereift. Burada sebep neymiş arkadaşlar? Henüz olgunlaşmamış ürün. Yani son halini almamış. Dolayısıyla es ist nämlich noch nicht ausgereift. Bakın oradaki nämlich'i kaldırsaydık es ist noch nicht ausgereift. Gene anlamlı bir cümle olacaktı. Ancak nämlich devreye girdiğinde
anlam daha da bir yükseliyor. Ve ne diyor? Burada bir temellendirme var. Çünkü ürün olgunlaşmadı demiş oluyoruz. Yani son halini almadı. Es ist nämlich noch nicht ausgereift. Bunu şimdi eben ile bir değerlendirelim. Eben'de de durum aynı. Ne yapıyorum? Baştaki cümleyi buraya taşıyorum. Diyorum ki das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Ürünün ayrıntılı şekilde test edilmesi gerekiyor. Es ist eben noch nicht ausgereift. Bakın nämlich ile gene aynı anlamda. Eben'i kaldırsaydık ne olurdu? Es ist noch nicht ausgereift. Henüz olgunlaşmadı. Gene aynı anlam. Anlaşılıyor değil mi? Burada derdimizi söylemiş oluyoruz. Ürün daha olgunlaşmadı. Ancak eben devreye girdiğinde ne oluyor? Bu burada bir neden sonuç ilişkisini ortaya çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla es ist eben noch nicht ausgereift demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen nicht, wie man sparen muss. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen nicht, wie man sparen muss. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen nämlich nicht, wie man sparen muss. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen nämlich nicht, wie man sparen muss. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen eben nicht, wie man sparen muss. Jugendliche haben Geldprobleme. Sie wissen eben nicht, wie man sparen muss. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist noch nicht ausgereift. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist noch nicht ausgereift. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist nämlich noch nicht ausgereift. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist nämlich noch nicht ausgereift. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist eben noch nicht ausgereift. Das Produkt muss noch ausführlich getestet werden. Es ist eben noch nicht ausgereift. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kausale zusammenhänge konusunun ikincisini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.